Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere limit kronometre dil bilgisi soru bankasından yapı bilgisiyle ilgili 7. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda altı çizili sözcüklerin hangisinde kullanılan R, R, R eki ötekilerden farklı bir ek olarak kullanılmıştır diyor. Her okur esere eleştirel bir şekilde yaklaşmalıdır cümlesinde okumak nedir arkadaşlar? Fiildir. Okumaktan okur olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Toplantı yemeği için beşer kişilik masalar hazırlandı cümlesinde. Bakın 5 isim köküdür. 5'ten beşer olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar isimden isim yapım eki almış. Yazar her eserinde bir önceki eserini aşmalıdır cümlesinde ise yazmak fiil, yazmaktan yazar olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. En kısa zamanda gider gelir dengesi ayarlanmalıdır cümlesinde gitmek fiil. Buradaki ar er eki de arkadaşlar kalıplaştığı için nedir? Fiilden isim yapım ekidir. Aynı zamanda sıfat fiil ekidir buradaki. Zor durumdaki bir insana karışmak olur iş değil cümlesinde. Bakın olmak fiil kökü. Olmaktan olur iş olmuş. Yine burada da nedir? Fiilden isim yapım ekidir. Farklı olanı sormuştu. B seçeneğinde beşer kelimesi isimden isim yapım eki aldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır diyor. Yol bakım çalışmaları son hızla devam ediyor. Bakmak fiil köküdür. Bakmaktan bakım olmuş. Buradaki ım eki nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapım ekidir. Türkçe'de işlek olan birçok yapım eki vardır cümlesinde. Yine yapmak fiil, yapmaktan yapım olmuş. Dolayısıyla bu da fiilden isim yapım ekidir. Kitabın kapağı için yeni bir tasarım hazırladı cümlesinde ise arkadaşlar kelimenin kökü nedir? Tasarıdır, isimdir. Tasarıdan tasarım olmuş. Dolayısıyla isimden isim yapım eki almış. Fabrikada bazı sebeplerden dolayı üretim durdu cümlesinde üretmek fiildir. Üretmekten üretim olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Her ölüm erken ölümdür diyor Cemal Süreya cümlesinde ise ölmek fiil, ölmekten ölüm olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almış. Farklı olanı sormuştu. Görmüş olduğunuz gibi tasarım sözcüğü isimden isim yapım eki aldığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir ek almıştır? Sınavı kazanmak için çok çalışmalı diyordu Dursun. Türkçe sondan eklemeli diller arasında yer alır. Bakın arkadaşlar, eklemeli sözcüğünü ben bu şekilde eklerine ayırırım. Ek isim köküdür. Ekten eklemek olmuş. Sonuna makmek eki geldiği için isimden fiil yapım ekidir. Mame isim fiil ekidir. Dolayısıyla sözcük fiilden isim yapım eki almıştır. Eklemeden de eklemeli olmuş. Yani isimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla buradaki sözcüklerin eklerini bu şekilde söyleyebiliriz. Sürmeli gözleriyle herkesin dikkatini çekmişti cümlesinde. Sürmeli sözcüğünü bu şekilde eklerini ayırmış olurum. Sürmek fiil kökü. Sürmekten sürme olmuş arkadaşlar. Bakın fiilden isim yapım eki almış. Sürmeli sözcüğündeki li eki ise yine nedir? İsimden isim yapım ekidir. İşlemeli sözcüğüne bakalım isterseniz. İşlemeli sözcüğünü de bu şekilde eklerine ayırabiliriz. İş isim köküdür. İşten işlemek olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Mame eki yine burada isim fiil ekidir. Dolayısıyla fiilden isim yapım ekidir. Li nedir arkadaşlar? Bu da isimden isim yapım ekidir. Bahçeye marangozdan oymalı bir kapı yaptırmıştı cümlesinde. Oymalı sözcüğünü de
biz şu şekilde eklerini ayırabiliriz. Oymalı. Oymak fiil köküdür. Oymaktan oyma olmuş arkadaşlar. Mame isim fiil ekidir. Dolayısıyla fiilden isim yapım eki almıştır. Oymadan da oymalı olmuş tekrardan. İsimden isim yapım eki almış. Sınavı kazanmak için çok çalışmalı diyordu cümlesinde. Bakın çalışmak fiildir. Buradaki malı meli eki de hatırlarsanız fiil çekim eklerimizden nedir arkadaşlar bu? Gereklilik kip eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözcüğü yüklem yapmış ve yargı bildirir duruma getirmiştir. Farklı olanı sormuştu. B, C, D ve E seçeneklerinde yapım eki olarak kullanılırken malum eli eki burada gereklilik kip olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde ş, ış, iş eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Dolardaki artış borçlu insanları endişelendiriyor cümlesinde. Bakın artmak fiildir. Artmaktan artış olmuş. Yani buradaki ış eki fiilden isim yapım eki almış. Yazarın bakış açısı her romanda nedense değişiyor cümlesinde. Bakmak fiil köküdür. Bakmaktan bakış olmuş. Bu sefer de yine fiilden isim yapım eki almış. Gösteriş budalası insanları oldum olası sevmem. Bakın göstermek fiildir. Göstermekten gösteriş olmuş. Burada da ne yapmış arkadaşlar? Yine fiilden isim yapım eki almış. Sınava giriş kağıdını kaybettiği için salona alınmadı. Girmek fiildir. Girmekten giriş olmuş. Yine bu da fiilden isim yapım eki almıştır. Konuyu onunla görüş sonra bana bilgi ver ifadesinde görmek fiildir. Görmekten görüşmek olmuş arkadaşlar. Fiilden fiil yapım eki almış. Farklı olanı sormuştu. A, B, C ve D seçeneklerinde fiilden isim yapım eki olarak kullanılmışken E seçeneğinde fiilden fiil yapım eki olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdaki eklerden hangisi yoktur demiş. Dilenciliği artık bir alışkanlık haline getirmiş cümlesinde ben dilencilik kelimesini şu şekilde eklerine ayırabilirim arkadaşlar. Şimdi dil nedir burada? Dil bakın isim köküdür. Dilden dilemek olmuş, isimden fiil yapım eki almış. Dilemekten dilenmek olmuş, fiilden fiil yapım eki almıştır. Dilenmekten dilenci olmuş, fiilden isim yapım eki almış. Dilenciden de dilencilik olmuş, bu da isimden isim yapım ekidir. Buradaki i ise arkadaşlar cümlede kullanımına bakacak olursanız tamlama kurmadığı için sözcük nesne olduğu için belirtme hal ekidir. Şimdi seçeneklere geçelim. Fiilden isim yapım eki almıştır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi c eki fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla biz burada a seçeneğini elemiş oluruz. İyilik eki almış diyor. Dursun. İsimden isim yapım eki almıştır. Bakın lik eki burada isimden isim yapım ekidir. Dolayısıyla ben buradan C seçeneğini elemiş olurum. Fiilden fiil yapım eki almıştır diyor. Arkadaşlar bakın N eki burada fiilden fiil yapım ekidir. Dolayısıyla biz buradan D seçeneğini de çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. Belirtme hal eki almıştır diyor. Sözcüğün sonundaki İ eki arkadaşlar nedir? Belirtme hal ekidir. O yüzden E seçeneğini de eleyebiliriz. Bu sözcük iyilik eki almadığı için doğru cevabımız da seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Sözcüklerden hangisinin aldığı ekin yapım eki olup olmadığı ancak cümledeki kullanımından anlaşılabilir demiş. Arkadaşlar yazılı sözcüğüne bakacak olursak yazmaktan yazı, yazıdan yazılı. Her halükarda bu yapım ekidir. Bunu elemiş oluruz. Soğuk kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü soğuktan gelir fiildir.
soğumaktan soğuk olmuş fiilden isim yapım eki almış. Her halükarda bu şekilde kullanılır. Bunu denemiş olduk. Bitişik kelimesine bakacak olursak, kelimenin kökü bitmektir. Bitmekten bitişmek, bitişmekten bitişik olmuş. İki tane yapım eki aldığını görüyoruz. Dolayısıyla her kullanımda bunlar yine yapım ekidir. O yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. Gezinti kelimesine bakacak olursak, kelimenin kökü gezmektir, fiildir. Gezmekten gezi, geziden gezinti olmuş. Yine iki tane yapım eki almış. Cümleyi nasıl kullanırsak kullanalım, bu ekler yine yapım ekidir. Dolayısıyla bunu denemiş oluruz. Yayın kelimesine bakacak olursak, olayı yayın dersem, buradaki ın kelimesi nedir arkadaşlar? Birinci çoğul şahıs eki olur. Yani sözcük emir kipinde kullanılmış olur. Fakat ben bu sözcüğü yayın hayatına yeni başladı şeklinde kullanmış olsam, bu sefer de yaymaktan yayın olur. Inın yapım eki olarak kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla aldığı ek cümlede kullanımına göre değişiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte kök ile yapım eki arasına çekim eki girmiştir diyor. Bakalım, sanatçının en önemli görevi topluma yol göstermektir. Sanattan sanatçı olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla kök ile yapım eki arasında herhangi bir çekim eki girmediği için bunu elemiş oluruz. Babamsız demiş dursun. Bildiği kelimesine bakacak olursak bilmek fiildir. Dıktık eki sıfat fiil ekidir. Aynı zamanda yapım ekidir. Bilmekten bildiği olmuş. Yani kökle yapım eki arasına herhangi bir ek girmediği için bunu denemiş oluruz. Olaya dayalı hikayeleri okumayı daha çok seviyordu cümlesinde. Bakın olmak fiildir. Olmaktan olay olmuş. Görmüş olduğunuz gibi kökle gövde arasına yani yapım eki arasına herhangi bir çekim eki girmemiş. Bunu da elemiş oluruz. Yanında oturan adamla yol boyunca hiç konuşmadı cümlesinde yan isim köküdür. Onun yanı desem buradaki ı iyilik ekidir. N arkadaşlar kaynaştırma harfidir. D de nedir burada? Bulunma hal ekidir. Görmüş olduğunuz gibi zaten sözcük yapım eki almamış. O yüzden bunu denemiş oluruz. Babamsız kelimesini ben bu şekilde eklerine ayırabilirim. Bakın arkadaşlar baba isim köküdür. M burada benim babam dersem iyilik ekidir. Sız da nedir arkadaşlar? Olumsuzluk ekidir. Aynı zamanda yapım ekidir bu. Dolayısıyla isimden isim yapım ekidir. Görmüş olduğunuz gibi isim köküyle yapım eki arasına değerli arkadaşlar ne girmiş? İyilik eki girmiş. Yani çekim eki girmiş. Soruda da arkadaşlar bize bunu sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci sözcük farklı türde iki yapım eki almıştır diyor. Baktığımızda yağmak fiil, yağmaktan yağmur olmuş arkadaşlar. Nedir bu? Fiilden isim yapım eki almış, yağmaktan da yağmurlu olmuş. Yani sözcük isimden isim yapım eki almış. Görmüş olduğunuz gibi hem isimden isim yapım eki hem de fiilden isim yapım eki aldığı için iki türde farklı yapım eki almıştır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük isimden isim yapım eki almıştır diyor. Kara renktir, isimdir. Karadan karanlık olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla isimden isim yapım eki almıştır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Üçüncü sözcük fiilden isim yapım eki almıştır diyor. Düşünceden kelimesine bakacak olursak düşünmek fiildir. Düşünmekten düşünce olmuş yani fiilden isim yapım eki almış. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Mavilikte kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü mavidir, isimdir. Maviden mavilik olmuş arkadaşlar. İsimden isim yapım eki almış. T de burada hatırlarsanız nedir? Bulunma hal ekidir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sözcük hem yapım eki
hem de çekim eki almıştır. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük sadece yapım eki almıştır. Bakalım, üstümüze sözcüğünde üst isim köküdür. Bizim üstümüz dersen buradaki ümüz nedir arkadaşlar? Tamlama kurar, iyelik ekidir. E ise yaklaşma hal ekidir. Görmüş olduğunuz gibi sözcük sadece yapım eki değil, çekim eki almıştır. O yüzden bu yargı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin aldığı M, ım, eklerinin görevi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Ölmekten bakın ölüm olmuş. Buradaki eki nedir? Fiilden isim yapım ekidir. Gözlerimde kelimesine bakacak olursak göz isimdir. Larlar eki burada çoğul ekidir. Dolayısıyla benim gözlerim desem buradaki imekinin iyelik eki olduğunu görüyoruz. Aldığım her nefesi son nefes gibi verdim cümlesinde. Bakın buradaki eki nedir arkadaşlar? Benim aldığım desem yine ekinin de iyelik eki olarak kullanıldığı görülmektedir. Verdim derken de buradaki M eki arkadaşlar vermek fiil. Dile dil geçmiş zaman yani görülen geçmiş zaman ekidir. Dolayısıyla M eki de birinci tekil şahıs ekidir. Eylemi kimin yaptığını gösteriyor. Seçeneklere baktığımızda fiilden isim yapım eki, iyelik eki, iyelik eki ve kişi yani şahıs eki. Dolayısıyla doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci, birden çok çekim eki almış bir sözcüktür. Bakalım, bakın arkadaşlar sürüklemek fiildir. Buradaki R nedir? Geniş zamandır. Miş ise arkadaşlar ek fiildir. Ek fiilin neydir bu? Rivayetidir. Görmüş olduğunuz gibi iki tane çekim eki aldığını görüyoruz. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sadece yapım eki almış bir sözcüktür. Yaymak fiil yaymaktan yayım olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Yayımdan yayımlamak olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla isimden fiil yapım eki almış. Yayımlamaktan yayımlanmak olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. Yayımlanmaktan yayımlanan olmuş. Tekrardan fiilden isim yapım eki almış. Görmüş olduğunuz gibi sadece yapım eki almış. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü, hem yapım hem çekim eki almış bir sözcüktür. Bakalım olaylar kelimesine bakacak olursak arkadaşlar olmak fiil köküdür. Olmaktan olay olmuş yani fiilden isim yapım eki almış. Larlar eki de burada nedir? Çoğul ekidir. Bakın bu da yapım eki ve çekim eki almış. Dolayısıyla C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü yeterlilik fiilinin olumsuzudur demiş. Bekleyememiş derken şuradaki E nedir arkadaşlar? Yeterlilik fiilinin olumsuz biçimidir. Bekleyebilirmiş anlamına gelir. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci, sadece çekim eki almış bir sözcüktür diyor. Bakalım, okurları kelimesinin de kelimenin kökü okumaktır, fiildir. Okumaktan okur olmuş. Dolayısıyla buradaki R eki fiilden isim yapım ekidir. Sadece çekim eki demişti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yapım eki de almış. Bundan dolayı bu yanlıştır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci sözcük isimden fiil yapım eki almış, türemiş bir sözcüktür. Bakalım arkadaşlar. Bakın iş isim köküdür. İşten işlemek olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış. Dolayısıyla isimden fiil yapım eki almış. Doğru.
Yapım 2 aldıysa zaten türemiştir. Bu da doğru. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci sözcük hem yapım hem çekim 2 almış, türemiş bir fiildir diyor. Bakalım durmuşum kelimesine bakacak olursak. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Durmaktır, fiildir. Buradaki muş eki nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Da ben durmuşum birinci tekil şahıs eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla yapım eki olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Sözcük sadece çekim eki almış. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Üçüncü sözcük isim tamlaması şeklinde oluşmuş birleşik bir isimdir demiş. Gökyüzü kelimesinde bakın şuradaki ü nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Ne yüzü? Gökyüzü belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş bir birleşik isimdir. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük 3 yapım eki almış türemiş bir isimdir diyor. Dördüncü sözcük nedir? Uçurtma sözcüğüdür. Bakın ben bunu şu şekilde eklerine ayırabilirim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane yapım eki alıyor. Nedir bunlar peki? Uçmak fiil köküdür. Uçmaktan uçurmak olmuş. Fiilden fiil. Yapım eki almış. Uçurmaktan uçurtmak olmuş arkadaşlar. Yine fiilden fiil. Yapım eki almış. Uçurtmaktan da uçurtma olmuş. Yani artık bir varlığa isim olmuş. O yüzden bu sözcük nedir? Fiilden isim yapım ekidir. Bakın 1, 2 ve 3 tane yapım eki aldığı görülmektedir. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük fiilden fiil yapım eki almış türemiş bir fiildir. Uçurmuşum ifadesinde demin eklerini ayırmıştık. Uçmak fiil. Uçmaktan uçurmak olmuş, fiilden fiil yapım eki almış. Dolayısıyla arkadaşlar sözcük fiilden fiil yapım eki almış doğrudur. Aynı zamanda yapım eki aldığı için türemiş bir fiildir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 12. soru bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük yaklaşma durum eki almıştır. Bakalım bize derken arkadaşlar buradaki E yaklaşma durum ekidir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük iki farklı yapım eki almıştır diyor. Uzak kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü uzdur isimdir. Uzdan uzamak olmuş. Dolayısıyla buradaki A arkadaşlar isimden fiil yapım eki almış. Uzamaktan da uzak olmuş. Buradaki K sesi de yine fiilden isim yapım ekidir. Görmüş olduğunuz gibi uzak kelimesi hem isimden fiil yapım eki hem de fiilden isim yapım eki almış. İki farklı yapım eki aldığı için B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük 3 yapım eki ve 1 çekim eki almıştır. Ölümsüzlüğü kelimesine bakacak olursak ölmek fiildir. Ölmekten ölüm olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Ölümden ölümsüz olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu isimden isim yapım ekidir. Ölümsüzden de ölümsüzlük olmuş. Bu da yine isimden isim yapım ekidir. Onun ölümsüzlüğü dersen buradaki ü de iyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane yapım eki, 1 tane de çekim eki almıştır. O yüzden C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük birden çok çekim eki almış ortak bir köktür. Tatlı kelimesine bakacak olursak biz eklerini şu şekilde ayırabiliriz arkadaşlar. Tatmak fiil köküdür. Tatmaktan tattı olmuş. Buradaki tı nedir? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. K'da birinci çoğul şahıs ekidir. Evet arkadaşlar birden çok çekim eki almış. Doğru. Tatmakla tad arasında bir anlam ilgisi var. Dolayısıyla tat sözcüğü ortak köktür. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük ikinci tekil kişi eki almıştır diyor.
Yapsın sözcüğüne bakacak olursak emir kipinde çekimlenmiş. Kim yapsın arkadaşlar? O. O ikinci tekil kişi eki değil arkadaşlar. Nedir bu? Üçüncü tekil kişi ekidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde yanlışlık vardır demiş. Bakalım. Birinci sözcük iki farklı yapım eki almış bir sıfattır. Bakalım sözcüğümüze, tanınmış sözcüğüne bakıyoruz arkadaşlar. Tanımak fiildir. Tanımaktan tanınmak olur arkadaşlar. Fiilden fiil yapım ekidir. Mış da burada sıfat fiil ekidir. Bütün fiilimsiler yapım ekidir. Dolayısıyla bu da fiilden isim yapım ekidir. Görmüş olduğunuz gibi sözcük iki tane yapım eki almış. İsim, isim nasıl isim? Tanınmış isim. Tanınmış sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük hem iyilik hem de hal eki almış bir isimdir demiş. Bakalım arkadaşlar. Edebiyatımızda kelimesinde bizim edebiyatımız dersen buradaki ımız eki nedir? İyelik ekidir. Da nedir peki burada? Bu da bulunma hal ekidir. Dolayısıyla sözcük hem iyelik hem de hal eki almıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük hem yapım hem de çekim eki almış bir isimdir diyor. Bakalım gelenekleri kelimesine bakacak olursak gelmekten gelen, gelenden gelenek olmuş. İki tane yapım eki almış. Larler eki nedir arkadaşlar? Çoğul ekidir. İyi de yine burada onların gelenekleri dersem iyelik eki olmuş olur. Görmüş olduğunuz gibi hem yapım hem de çekim eki almıştır. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük ek fiil almış bir zamirdir diyor. Biridir derken biri nedir arkadaşlar burada? Belgisiz zamirdir. Dolayısıyla dir de ek fiildir. Zamirler de isim soylu sözcükler olduğu için ek fiil alıp yükleme olabilir. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük farklı işlevde iki yapım eki almış bir zarftır diyor arkadaşlar. Bakalım önemlidir kelimesine bakacak olursak ben bunu şu şekilde eklerine ayırabilirim. Görmüş olduğunuz gibi ön isim köküdür. Önden önem olmuş. Yani isimden isim yapım eki almış. Önemden önemli olmuş. Tekrardan isimden isim yapım eki almış. Dır da burada ek fiilin geniş zaman çekimidir. Farklı işlevde iki tane yapım eki yok. Aynı zamanda zarf değil sözcük burada nedir arkadaşlar? İsim görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır diyor. Geleneksel kelimesinde gelmek fiil kökü, gelmekten gelen, gelenden gelenek, gelenekten geleneksel olmuş. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane yapım eki almış. Bunu elemiş oluruz. Anlatılardan sözcüğünde kelimenin kökü andır, isimdir. Andan anlamak olmuş. Anlamaktan anlatı olmuş. Bu da 2 tane yapım eki almış. Bunu da elemiş oluruz. Geçişteki kelimesine bakacak olursak geçmek fiil köküdür. Geçmekten geçiş olmuş. Bu da 1 tane yapım eki almış. Bunu da elemiş oluruz. Hikayelerinden sözcüğü dursun, yararlanmıştır kelimesinde kelimenin kökü yaramaktır arkadaşlar, fiildir. Yaramaktan yarar olmuş, yarardan yararlanmak olmuş, iki tane yapım eki almış, o yüzden bunu da elemiş oluruz. Hikayelerinden kelimesine bakacak olursak, kelimenin kökü hikayedir, isim köküdür. Larler eki, çokluk ekidir. Halk hikayeleri desem buradaki i eki, iyelik ekidir. N kaynaştırma, den de ayrılma halekidir. Görmüş olduğunuz gibi 4 numaralı sözcük hiç yapım eki almadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.